Evet sevgili izleyiciler, Doğuş TV'de Yeşil Zemin programına hoş geldiniz. Doğuş TV'nin hazırlayıp sunduğu Yeşil Zemin programı her pazartesi olduğu gibi yine sizlerle birlikte. Ve bugün yüzümüz gülüyor nihayetinde. Kadroda hoca değişikliği, güzel bir futbol, Sivas'tan bir galibiyet. Uzun zamandır böyle şaşalı, sevinçli, güler yüzlü bir şekilde programımızı çok böyle teşekkürlü açmış. Açmamıştık daha önce. Ama bugün takdir edersiniz ki güzel bir galibiyet sonrası. Akşam ben de havalandaydım. Volkan Hoca ile şöyle ayaküstü bir söyleşimiz oldu. Onu da şimdi konuşuruz. Ben konuk demiyorum, misafir demiyorum. Güzel bir ikili oldum. Büyüğüm, değerli abim, değerli hocamız Sayın Mehmet Ünkaroğlu hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi geceler diliyorum. Bugün çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. Çünkü hocam programı maçı baştan sona kadar izledi. Ben şehir dışındaydım, izleyemedim. Ama şimdi gerekse maçın kırılma anlarını, futbolunu, tekniğini, taktiğini, hocadan hocası yorumlayacak. Biz olayın mazin tarafındayız, taraftar olarak. Hocam da teknik tarafında. Şimdi hocamıza hemen hiç zaman öldürmeden böyle hızımız almışken de ilk sorumuzu soralım. Bombayı da hocamızın kucağına bırakalım. Ondan sonra biz de dinlemeye geçelim. Şu an birazdan da elime telefonum da gelecek. Tabletim de gelecek. Ondan sonra sorularınızı yazabilirsiniz. Öncelikle şunu da size söyleyeyim. Başta Defne Taraftarları grubu olmakla münasebet. Herkes bir paylaşım yapsın. Başta Defne Taraftarları grubu olmak üzere. Bütün bizi izleyen izleyiciler bir defa veya iki defa hiç önemli değil. Paylaşım yapsınlar ki biz de sizlere böyle kaliteli bir yayın yapalım. Ne kadar çok paylaşım olursa bizler sizlere daha güzel, daha eşli, daha sağlıklı bir şekilde yetişmiş oluruz. Evet hocam. Hoca değişikliği Evet. şehre ne gibi bir hava getirdi? Oradan başlayalım. Ben birkaç sorum var böyle. Siz de üzerine kataraktan başlayalım. Şimdi öncelikle tabii ki Volkan Demirel hocanın şehrimize gelmesiyle birlikte eski hocadan Serkan Özbalta'dan taraftarların benimsemediği bir isim olan Serkan Özbalta'dan ayrılığın verdiği bir sevinç ve Volkan Hoca'nın gelmesiyle tamamlanan bir sevinç yumağı mutlak ve mutlak sonuca yansımıştır. Pozitif olarak. Burada Volkan Demirel Hoca'nın, daha doğrusu hocanın gitmesi için çok büyük sarf eden taraftarlar için şunu söyleyeceğim. Her konuşmalarımda derim ki Hatayspor taraftarları çok takım görmüş, çok iyi futbolcu görmüş, çok iyi hoca görmüş. Evet. Az çok bilgi birikimleri vardır. Sahiptir bilgi birikimlerinin görüşleri doğrultusunda planlı ve sistemli bir kampanya uygulayarak Serkan Özbalta hocayla yolların ayrılmasında en büyük etken olarak rol üstlenmişlerdir. Başkana kalsa Yani gönderme niyeti yoktu. evet, yani evet, Burada doğrudur. taraftarların hakkında inkar etmemek lazım. Bunu söyledikten sonra Evet. yeni gelen hocamızla alakalı şunu ifade etmek isterim. Şimdi Volkan Demirel Türkiye'nin en güzide takımlarının biri olan Fenerbahçe'de 20 yıla yakın bir futbolculuk hayatı var. Tabii Evet. oranın ambiyansını, ortamını görmüş, yaşamış. Daha sonra kısa bir dönemde olsa belirli hocalarla çalışmış ve kurslara giderek bunun eğitimini almış. Evet. Şimdi Antakya'ya, yani Hatay'a gelmesi bana göre büyük bir şans. Onun da şansı olması lazım. Çünkü o da burada bir çıkış yapmak istiyor. Yani bir hevesli, hırslı, mesleğe yeni atılmış bir Evet. arkadaşımız. Ben geçen geldiği zaman kendisine başarılar diledikten sonra hiç kimseden fikir almadan hani bir 10 günlük süreyi iyi kullan, değerlendir. Hani Hatayspor 6 maç oynamış, kimlerle maç kaybetmiş, nasıl oynamış takım, hepsinin şeylerini
analizlerini ve görüntülerini izleyerek kendi görüşlerini yansıtabilecek veya düşüncelerini yansıtabilecek oyuncularla kurulu bir takım oluştur dedim. Şöyle çok iddialı bir söz var. Büyüklerimiz veya işte bilir kişilerimiz aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç bekleyen insanlara ahmak derler. Şimdi geçen sefer devamlı dedim ki Ruben'i defansın önünde oynatmayalım. Bunu yani tabii asla haddim değil. Gene de hocaya Allah selamet versin söylüyordum. Ama bakıyordum gene Ruben geri dörtlümüz önünde al gülüm ver gülüm sağ bekten alıyor, sol beke veriyor, sol bekten alıyor, kaleciye veriyor. Kaleciden alıyor. Neredeyse dedim avutu bile o atacaktı. Yani. Bunu da bence Volkan Demirel Hoca etüt etmiş, iyi izlemiş. Mutlaka Ruben'in yerini ileride daha faydalı olur düşüncesi kafasında yer etmiş. Eski hataları yapmamış. Bu Ruben'in yani 6 numaralı pozisyondan 8 numaralı pozisyona gelmesi takıma bir surat kazandırdı. Yani en azından ağırlığını attı. Çünkü yan paslarla sürekli rakip de yerini alıyordu ve maçın temposu düşüyordu. Ruben'i ileriye alarak takıma bir işlerlik, bir surat kazandırılmıştır. Ve mutlaka yeni isimler de ilave etme ihtiyacını hissetmiştir. Doğrusunu yapmıştır. Ben tebrik ediyorum. Her fırsatta zaten söylüyorum. Volkan Demirel kendine göre mutlaka yardım da almıştır. Yani neticede İstanbul piyasasını iyi bilen, birçok hocayla diyaloğu çok iyi olan, onlarla görüş alışverişi yapmıştır, ekibiyle yapmıştır. Evet. Şimdi sağ beke Kerim diye bir çocuk koydu. Kerim de zaten Göztepe'de gene hırslı. Ben işte iki tane gol atmamızda çok büyük etkisi var sağdan ofansif futbolda. Aslında orada Ahmet Çörekçi'nin de ofansif futbolunun kötü olduğunu söyleyemem. Daha deneyimli Ahmet Çörekçi. Ama Kerim kendine verilen şansı iyi değerlendirmiştir. Attığı, kestiği, yaptığı iki asistle Hatayspor'un iki gol atmasını sağla asistlik yapmıştır. Bu güzel bir şey. Kendi özgüvenini de kazanmıştır. Tabii ikinci isim geride Kaan. Baktığımız vakit geride Erce, Kaan, Kenan ve Burak Öksüz. Önünde Onur'a baktığımız zaman Hatayspor 5 tane Türk futbolcusu oynamıştır. Evet. Yani bu çok böyle farklı bir görüştür ama farklı bir görüştür ama yani yerinde bir görüştür. Çünkü ben Türk oldukları için demiyorum. Yani herkes 3 tane Türk futbolcusuyla oynamaktan imtina ederken ya bırakın serbest olsun derken Volkan Hoca 5 tane Türk oyuncuyu sahaya sürmüştür. Erce olmak üzere Onur, işte Kerem, Burak, Kaan falan. Yani bu mutlaka aynı şeyleri yapmamış. Yani bir önceki hocamızın kadro ısrarında ısrar etmemiş. Kendisi gelmiş kendine özgü taktiksel bir anlayışla, sistemle yeni bir hava yaratmış ve bu hava deplasmanda Hatayspor'un galip gelmesine neden olmuştur. Şimdi ben tabii sonuç odaklı olduğu için tamamen sonuç odaklı konuşmak istemiyorum. Çünkü hiçbir şey başarının yerini tutmaz. Kesinlikle. Başarılı olursan evet, her şey kapanır. Ya işte toz pembe. Ama biz tabii teknik konuları irdelersem hocanın da yani taraftarların da zaten ben bunun için buraya çıkıyorum. Hatayspor'u nasıl yani yorumladık ve nasıl olmalı, nasıl artıları eksikleri var onları ifade etmeye çalışıyorum. Yani gelip ya işte şöyle böyle çok fazla da bilmişlik yani bazı insanlar ne kadar bilgili olduklarını ifade etmek için ulu orta konuşmalar yaparlar. Benim böyle bir şeye gereksinimim yok. Ben sadece Hatayspor'da gördüğüm artıları, eksileri ifade etmek için buradayım. Hatayspor'un en büyük artısı bu maçta, şunu da ifade edebilirim Murat Bey. Çift santrafor oynadı.
Evet, bana göre. Genç Pertuğ'u da oynattı. Evet. Şimdi bak Kerem'in kestiği toplarda Elkabi vuramadı, Bertuğ vurdu. Bertuğ vuramadı. Elkabi. Evet. Bu Volkan Demirel Hoca'nın yaptığı bence en büyük hamleydi. Yani o yönden kutlayabilirim kendisini. Çünkü Hatayspor gol atamıyor. Yani şunu diyebilir miyiz? Demek ki bu Hatayspor çift santraforla oynamak zorunda. Yani golcü adamımız yoktu. Evet. Yani gol bölgelerinde çoğalamıyorduk. Aynen öyle. Şimdi bak az önce ne dedim? Elkabi vuramadı, Bertuğ tamamladı. Bertuğ vuramadı, Elkabi tamamladı. Yani iki tane, biri vuramadığı vakit diğeri onu tamamlayabilen santraforlardan kurulu. Ve mutlaka altı pasın içinde iki tane adam bulundurmak suretiyle Hatayspor iki gol atabilmişti. Hocam şöyle bir şey diyeceğim size. Volkan Demirel mesela Fatih Karagümrük'te 21 maça çıktı. Evet. Düşme hattındaydı biliyorsunuz. 21 maçta 11 galibiyet. 6 beraberlik, 5 yenilgiyle takımı ligde tuttu. Evet. Bu referans olabilir mi Hatayspor'umuza? Şimdi o tuttuğun istatistik güzel. Yani ben bilmiyordum. Karne ben de çok güzel. Evet. Yani 21 maçta 10 galibiyet, 6 beraber. Bence Volkan Demirel hocanın en büyük şeyi, sermayesi genç olması, mesleğine yeni başlaması ve hırslı olması. Bu evet mesleğinde yükselme arzusuyla dolu olması. Kendisi de zaten geldiğinde dedi ki Hatay Spor benim için biçilmiş bir kaftan. Evet. Ben burada çok şeyler yaparım düşüncesiyle geldi. Ve bana göre de mesela şimdi Sivas'ta yaptığı 3-4 değişiklik yeni isimle Furkan maça damgasını vurdu. Furkan. Bunun da yayın kesiliyormuş ha, dikkat semeresini 2-1 galip gelerek gördü. Ama şöyle de diyebilirsin. Yani ben bir futbol adamı gözüyle baktığım vakit ikinci yarı Hatayspor tamamen ama tamamen kendi ceza sahasına gömülerek galibiyeti koruma düşüncesine gitti. Bana göre belki görüntü iyi olmayabilirdi ama doğrusu oydu. Çünkü şartlara göre 2-1 yani koruma arzusu, isteği çok üst düzeydeydi. Tüm alanları iyi kapatarak rakibe %100 yani vuruş imkanı vermedi. Bir iki tane işte forvetin vurduğu topları da kaleci Erce de bu maçta devleşerek Hatayspor'un galip gelmesinde büyük rol oynadı. Burada Erce'nin geçen programda da söylemiştim. Evet. Volkan Demirel'in gelmesi bana göre hani kaleci milik mesleğinden geldiği için en büyük katkıyı Erce'ye sağladığını düşünüyorum. Onu ben burada soru olarak almıştım. Yeri gelmişken de yani Volkan Hoca'nın da şimdi kaleci olması tabii Erce için bir şans. Şans. Evet. Yani 10 günlük o süre içerisinde İnanın ki açsınlar baksınlar Erce kardeşler geldi geleli sağdan ve soldan böyle toplara çıkıp böyle hani bronjondu, şuydu buydu yapmamıştı. Şimdi açsınlar baksınlar. Erce ile ilgili mesela sene başında kaleciliğin yani birinci kalecinin Erce olduğunu söylemişken işte fırsat veya olanakları olabilseydi işte Erce'ye alternatif bir kaleci almayı düşünüyorlardı. Yani futbol çok ilginç bir şey. Evet. Orada mesela karar vericiler eğer kaleci bulabilselerdi kaleci alınacaktı. Halbuki bir takımın bir tane banko kalecisi olur. Diğer kaleciler bilir ki bu kale mesela işte şeyde Fenerbahçe'ye örnek vereyim. Hani Fenerbahçe'nin birinci kalecisi Altay. Evet. Bu belli. Sakatlanmadığı ve ceza almadığı sürece büyük formsuzluk da yaşamadığı sürece o takımın kalecisi Altay'dır. İrfan Can bekleyecektir. Evet. Bu böyle biline diye böyle bir laf söylenir. Bu böyle biline. Takımda da şimdi sen Abdullah Erce'ye bir alternatif getirseydin hata yapmış olurdun. Yani mantıklı düşünürsek. İyi de oldu yani alternatif almamaları. Erce şimdi formunun zirvesinde daha da belki iyi olacak Volkan Hoca ile beraber çalıştığı için. Yani bizim kaleci sıkıntımız yok diyebilirim. Yani defansımıza zaten oturduktan sonra.
Şimdi aslında burada Volkan Hoca çok büyük bir risk aldı. Zaten risk almazsan sonuç alamazsın. Bak ne diyorum, 5 tane Türk futbolcusunu oynattı. Yani işte sağ bek yeni, sol bek Kaan yeni derken bunlar tabii Türkiye liglerinde evet. top oynamış arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Ama bunları ilk kez defansa monte etti. Yani yeni bir sağ bek, yeni bir sol bek ve oynamamış bir stoper. Burak Öksüz için diyorum, yani bu yıl hiç pek oynamamış bir stoper. Önünde de Onur. Yani bu da bir cesaret zaten. 10 gün süre cesaret taklit edilmez yani. Sen onu işte... Yaşayacaksın. Yaşayacaksın. Sonuç alırsın almazsın ama... O aynı bir şey. Aynı şeyleri yapmaman gerekirdi. Az önce dedim ya. Evet. Hep aynı şeyleri yaparsan farklı sonuç bekleyemezsin. Eğer bekliyorsan aynı şeyleri sana ahmak derler. Yani. Ya mutlaka farklı şeyler yapman lazım. Hocam şimdi... Ve Volkan Hoca farklı işleri yaptı. Yeni bir sahaya yeni isimler sürdü. Ha sistemini bilmiyorum. Yani burada 4-4-2 de oynamış olabilir. 4-2-3-1 de oynamış olabilir. Sanki ama 4-1-2-4-1-2. Çift santrforla oynadığını biz gördük. Yani gol bölgelerinde mutlaka ceza sahası içerisinde iki tane... futbolcumuzun bulunması gerektiğini göstermiş, çalıştırmış. Yanıltmış. Çalıştırmış. Evet. Yani tabii bu Sivas için de şaşırtıcı oldu. Yani çünkü daha önce... Beklemedikleri bir... yani böyle bir şey. Bir dakika içinde, iki dakikada iki gol yediği için bir şaşkınlık şeyinden çıkamadı. Ve burada dikkat edeceğim, eğer biz birinci yarıda birinci golü yemezseydik, ikinci... yarı daha iyi çıkabilirdik. Çünkü ikinci yarı tamamen sahamıza gömüldük. Yani vur boz vur boz gibi oldu yani. Aldın evet. gittin. Ama Hatayspor'un böyle yapması gerekirdi. Eğer açılsaydı oradan puan alma daha şansı olmazdı. Evet. Çünkü Hatayspor topla top taşıyacak. Hani özür dilerim. Şunu da söylemek istiyorum. Evet. Bir önceki maçlarda hoca dedi ki bize ayağı iyi olan topla çıkacak futbolcular lazım. Yani defanstan ayağı topla oyunu geride kuracağız. Şimdi her takım oyunu geride kuramaz ki. Bunun için çok üst düzey bir tekniğe sahip olmak lazım. Evet. Çabukluğa sahip bizde olmak vardı, lazım. Bizde vardı, o da kırmızı kartıydı. Kim için diyorsun? Ruben Ribeiro gibi. Yani tekniği iyi bir topçuydu. Yani o da kırmızı kartıydı. Şimdi Ruben'i de irdelemek istiyorum. Yani şu an herkes Ruben'e ben de tepkili. Tepkili ve doğru bir tepki, haklı bir tepki. Çünkü Türkiye artık Ruben'i tanıyor. Dedik ki hakemlerimiz gayet iyi. Bak tekrar diyorum, hakemlerimiz Türkiye liglerindeki hakemler iyi. En azından kötü niyetli değiller. Gördüklerini çalıyorlar. Varı demiyorum. Bak vardakileri demiyorum. Ama onlar gördüklerini çalıyorlar. Ve bazı futbolcular Hatayspor'daki işte başta Ruben, diğer hakemler arasında bu maçlar izleniyor ve bizi mimliyorlar. Şu 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 takımda bunlara dikkat edin. Aynen hakemi öyle. Aldatıyor, rakibi evet. aldatıyor falan gibi konuşmalar yapılıyor dedim. Ben de Ruben'i şey yaptım. Ama Ruben haklı bir faul yaptı. Faule hakem faulü çaldı. Faule itiraz etti. İtirazdan dolayı sarı kart i̇tiraz gördü. Değil. Evet, itirazdan. Alkışladı. Şimdi o akabinde o. Faul yaptı, faule itiraz etti. İtiraz ettiği için sarı kart gördü. Sarı kart gördüğü için de alkış yaptı. Ve bilmiyor mu ki bu alkış kart getirecek? Ama şimdi hocam arka arkaya oldu ya olay. Yani o hakemin de artık sağa bakmaması lazımdı hocam. Yani şimdi bu futbolcu psikolojisinden anlaması lazım bir hakemin. Artık yani. Onlar bitti. Futbolcu, bak geçen Beşiktaş maçını da vereceğim sana. Salih benim sevdiğim bir çocuk Beşiktaş'taki. İlk 11'de oynamaya başladı. Tüm Fenerbahçe Beşiktaş maçında kendisinden başka hakeme itiraz eden yok. İşte iyi bir şey değil bu. Bu gerçekten. Ben mesela dünkü maçta biraz konuşacağız hocam. Evet. Yayın içerisinde isterseniz. Bunu bağlayayım ben bitireyim. Bağla, sözü bağla. Size vereyim. Tamam. Yani bu Hatayspor bir hoca değişikliğinin semeresini 3 puan alarak yaşadı. Bu hem Hatayspor'a hem taraftarlara hem şehre büyük bir hava getirdi. Evet. Devamında Volkan Hoca'nın moral motivasyonu ile birlikte futbolcu kardeşlerimizin de morali üst düzeye çıktı. Ve bundan sonraki maçlarda şehre tekrar bir umut
doğdu. Yani evet. işte düşeriz düşmeyiz şeyinde. Ve şunu da söylüyorum. Başarılı olduğumuz için, yani 3 puan aldığımız için ben şunu söylüyorum. Hiçbir şey göz ardı edilmesin. Evet. Evet. Yani öyle. Bütün her şey bitti. Negatif anlamda bitti. Pozitife girdik diye bir şey yok. Hocam çok iyi evet. burada uyarması tam değerinde oldu. Şimdi hocam biraz böyle hem bir fırtına su çeksin diye hem biraz rahatlansın diye evet. bize buradan yazanlar var. Bir de ben bir sürprizim var. O bizi izleyen seyircilerimizin soruları var. Başarı dileyenler var. Onları okuyacağım. Ondan sonra bir sürprizim var hocaya. Hocam da şaşıracaktır. Diyecek ki nereden çıktın buldun bunu böyle bir şey. Hanifi Dönmez bizi izliyormuş. İyi yayınlar diliyorum demiş. Selam olsun kendisi ve ailesine. Süleyman Cemali. Tam da Ruben'den kapattınız ya. Ruben Ribeiro geçen sezon kadro dışı kalmadan önce ben kovulması gerektiğini söylediğimde herkes beni futbol cahili ilan etti. Yetmedi geri dönmesi için imza topladı. Tıpkı Serkan Özalta gibi defolup gitmesi gereken biridir. Ruben Ribeiro Sayın Mehmet Hünkar hocam ben bu takım bu haliyle ligden düşer diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Notunuzu alın hocam. Süleyman Cemali, Zekeriya Yiğit, Marmaris. Marmaris'ten bizi izliyor. Saygılar, iyi yayınlar dilerim demiş. Bizden de selamlar olsun Zekeriya'ya. Murat Azizoğlu, başarılar Murat Bey, eyvallah. Mustafa Diker Mersin'den gelmiş. Bizi burada, evet, evden izliyormuş. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Hocama selamlar demiş. Bizden de selam olsun size. Sonra Süleyman Cemal'in bir şeyi daha var. Albert Einstein'in, Einstein'in sözüdür. Aynı deneyi tekrarlayıp farklı sonuç beklemek aptallıktır. Tıpkı Ruben Ribeiro'yu geri getirip ondan farklı olmasını beklemek gibi. Biraz Kesinlikle haksızlık benim. Yapıyoruz aslında ama sorular alıyorum. Murat Azizoğlu başarılar Hatay demiş. Eyvallah. Mustafa Diker abim az önce güldüm hocam konuşurken. Niye güldüm hocam? Mustafa Diker abimiz demiş ki yüzün biraz asık, gül biraz dora demiş. Onun için güldüm ben az önce. Evet bravo Volkan Demirel demiş Murat Azizoğlu. Süleyman Cemali devam etmiş. Bertuğ Özgür Yıldırım ilk 11'de çıkması büyük cesaret. Bertuğ da gol attı ve Sivas maçı özelinde beni mutlu eden tek şeydi. Murat Azizoğlu demiş ki Fenerbahçe'den böylesi adamlar çıkar. Bravo savaşçı demiş Volkan Demirel evet. için. Eyvallah. Sonradan Murat Azizoğlu bizi uyarmış. Yayın kesiliyor demiş. Semir Bostancıoğlu bizi İngiltere'den yazıyor. Bütün İngiltere'ye selamlar olsun. Semir Bostancıoğlu'nun nezdinde yönetim futbolcu alırken veya sözleşme tazelerken her şeyi göz önünde bulundurulmalı. Hatayspor'a zarar verecek hangi isim olursa gözün yaşına bakmadan gönderebilecek. 10. dakikada kırmızı kart gören libero takımı zora soktu. Evet. Tabii tabii. Evet. O konuda hemfikir. Gazel Cur. Defne'den iyi yayınlar dileriz. Selamlar, sevgiler, saygılar. Hatayspor Sivas maçında kaleci Erce kardeşler muhteşemdi. Maçın kahramanıydı. Doğru. Hatırlıyorum. Bütün Defne'ye selamlar olsun. Başta Gazel Cur kardeşim. Onur Çavuş. Almanya Bremen'den. Bizim damat. Evet. İyi yayınlar Volkan Hoca. Bence doğru tercih. Ama sabırlı olmamız lazım demiş. Aynen katılıyorum sana Onur. Semir Bostancıoğlu İngiltere'den selamlar. İyi yayınlar. Az önce demiştik. Samet Supi Arslan. İyi yayınlar hocam. Saygılar demiş size. Süleyman Cemali demiş ki Erce kardeşler altyapı olarak çok kaliteli bir kaleci. Uzun zaman maç oynamadı. Biraz sabretmemiz lazım. 13-14 maç sonrası evet, muhteşem bir kaleci olacak demiş. Anlattım zaten. Şaban Tağal. Şaban Tağal buradan girelim. İyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Eyvallah. Süleyman Cemal altı Türk oyuncu ile çıktı 11'de Erce, Kerim, Kaan, Burak, Onur ve Bertuğ gibi. Gazel Cur. Şimdi buradan bütün taraftarlar bizi bir dinlesin. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Rahmi Bey başkanla telefonla görüşmüş. Bu birinci bir ağızdan. Önemli ve doğru bir bilgi. Rahmi Bey başkanla görüşmüş Lütfü Savaş'la. Rahmi vardı ama. Evet. Maraton üst tribün açılsın diye. Bu maçta kim geliyor bu hafta bize hocam? Alanyaspor. Evet, Alanyaspor maçında arkadaşlar maraton üst tribün açılıyor. Herkes hemen biletlerini alsın. Bütün taraftar gruplarına da seslenelim buradan. Sesleniyoruz da. Üst tribün açık. Bütün taraftarlar üst tribünden takıma destek verecek. Böyle bir hani güzel bir durum olmuş.
taraftarlar adına. Çünkü Sivas'ta muhteşem maraton tarafında altlı üstlü muhteşem bir baskı varmıştı. İyi bir taraftar grubu varmıştı. Bunu göz önüne almış başkan ve yönetim. Üstü açmakla bulmuşlar ve de iyi yapmışlar. Alfa Basın Dijital Gazete Sayın Süleyman Bey, hayırlı yayınlar dostlar demiş. Eyvallah. Vahit Erkekoğlu Defne'den iyi yayınlar. Bütün Defne'ye selamlar olsun. İbrahim Harbelioğlu Defne'den selamlar, sevgiler. Bizden de selamlar. Fahrettin Kelahmetoğlu iyi yayınlar, selamlar demiş. Bizden de selamlar. Mehmet Bulut iyi yayınlar. Bu libero'yu adam etsinler. Hep aynı hareketler takımı yalnız bırakıyor. Göndersinler devre arasına kadar idare edilir onsuz. Kaymakam Altınöz, selamlar, iyi yayınlar demiş. Bizden de selamlar olsun. Öyle yazıyor çünkü. Gazelcul, kırmızı kart gören futbolcularımız Ruben Volkan Demir adam eder. Psikolojisi danışmanı olması lazım ve Ruben sarı kart gördüğü zaman kendisini kaybediyor. Kaymakam Altınöz, Hatay Spor'a başarılar diliyorum. İnşallah hep böyle devam eder. TC Cemil Cansoy, Ercan'ın başarısında Volkan Hoca'nın da kaleci olması göz ardı edilmemeli. Az önce hocam konuşmuştu. Evet, ifade etmiştim. Evet. Evet. Şimdi, evet hocam, şimdi ben size bir sürprizim vardı. Şimdi arkadaşlar, bizi izleyen izleyiciler iyi bizi dikkatli dinlerlerse ben ne demek istediğimi anlayacaklardır. Sivas Spor'u 2-1 biz daha önce de yenmiştik. Yani bu tesadüfi bir galibiyet diye düşünmüyorum ben. Tabii ki hocamızın çok büyük bir katkısı var. Takım üstünde çok büyük bir değişikliği var. Hatay üzerinde bir değişikliği oldu. Böyle de gidip reaksiyon gösterip bir galibiyet alması bizim için muhteşemdi. Ama şimdi canlı bir örnek var karşımda. Yaşayan efsane hocamız 2001 yılında. Bakın 2001 yılında Hatay Spor'un başındayken Sivas'ı yine 2-1 yenmişti. Yani o dönemde futbolcu olarak şu an Volkan Demirel'in yardımcısı olan Ekrem Dağ da vardı. Evet, bizim. İlhan Palut vardı. Evet. Selçuk Şahin vardı. Fenerbahçe'nin efsanesi. O kadroda varken yine deplasmanda Sivas Spor'u biz 2-1 yenmiştik. Hocam. İsmail Hoca orada hocam. Buyur hocam. İsmail Kartal. Ben size topu attım. Yok orada yani biz Hatay Spor'da işte. Beklemediniz değil mi böyle bir sürprizi? Evet yani hayır ben biliyordum da böyle yayında ifade edileceğini düşünmemiştim. O zaman Sivas'ı 2-1 yenmiştik biz. Rahmetli bir kaptanımız vardı Hakan. Kadromuz gayet iyiydi. Sivas'ı da İsmail Kartal çalıştırıyordu o zaman. Evet. Yani o tabii galibiyet güzeldi. O vakit de pek fazla böyle iddia yoktu. Yani bizim yenmemiz veya Sivas'ın yenilmesi herhangi bir netice arz etmiyordu. Şeysiz bir maçtı ama 2-1 deplasmanda galip gelmek tabii ki gayet güzeldi yani. Şimdi 2-1'de olunca sonuçlar aynı olunca ondan yani mutluluk duydum yani çağrışım. Buraya yaptım. Ben maçtan önce şey evet. Programdan önce notunu almıştım. Hocam şimdi ilk başta Süleyman Cemal'in size bir sorusu vardı. O sorunun altında bir başka arkadaş seyircimiz var. Takım. TC Cemil Cansoy demiş ki Hünkar hocam Hatay Spor'a sportif direktörü olması lazım değil mi demiş. Evet lazım. Biz bunu dile de getirdik. Önce o Süleyman Cemal'in sorusunun cevabını ondan sonra şimdi bunun üzerine ben, biraz konuşuruz. Ruben Hatay Spor için kanayan bir yara. Yani demeyeceğim. Hatay Spor'un yaramaz çocuğu daha uygun. Şimdi onun kalitesiyle alakalı olumsuz bir şey söylemek yani imkansız. Kaliteli, ayak, oyun zekası falan üst düzey. Ben onun bu zaman içerisinde Volkan Hoca'nın onun üzerindeki etkinliği sonucu Hatay Spor'a çok iyi bir şekilde dönüş sağlayabileceğine inananlardanım. Evet. Yani vazgeçmek kolaydır. Yani ben şimdi biz seyirci olarak tabii ki mağlup olsaydık yani bütün vebal Ruben'e ait olacaktı. Evet. Ama olmadı. Şükürler demek olsun. Ki evet. Hatay Spor 3 puanı aldı. Böylelikle Ruben'in tabii bunu unutmayacağız. Bak tekrar diyorum burada bence Volkan Hoca onu alacak. Yanına da bir psikolog da alabilir. Yani bak Hatay Spor eski Hatay Spor değil. Ben varım. Ben Volkan Demirel'im. Yanında da bir psikologu olacak. Eskiden onu bana göre yani 2 yıldan beri
onu frenleyebilecek tek adamın Lütfü Savaş olduğunu ifade etmiştin. Ama şimdi Lütfü Savaş'a gerek yok. Devrede yok artık. O girmesine gerek yok. Evet. Volkan Hoca gerekli ikazı veya gerekli şefkati o Ruben'e gösterebilecek bilgiye ve donanıma sahip bir adam diye ben düşünüyorum. Yani ben hoca olsam Ruben'den vazgeçmem. Ne yaparım? Onu ehlileştiririm. Yani bu hareketlerinin yanlış olduğunu. Tabii dönüşüm zaman ister. Ama yavaş önümüzde daha uzun haftalar var. Böyle bir adam almışız. Yani bunu değiştirmek tamamen teknik direktörümüzün elinde. Evet. Psikologla beraber. Evet. Yani benim görüşüm böyle. Ama sen diyeceksin ki yani bir söz var. Biz lisedeyken bir kulağı çınlasın hocamız söyledi. Alışmış kudurmuştan beter. Yani o da olabilir ama deneyip kazanmakta fayda var. Ruben için diyorum. Çünkü biz onu alırsak bize çok büyük katkı sağlayabileceğine inandım. Ben hoca olsam yani onu bir şekilde azarlarım, hakaret ederim ama sonunda kucaklarım. Yani bir baba şefkati gösteririm. Ama bu zaman mı alır? Zaman alacak. Yapacak bir şey yok. Bu yani benim bu Ruben hakkındaki görüşüm böyle. Şey akşam ben hani biliyorsunuz ben de şehir dışından geldim. Dün havalanında karşılaştık. Bir de ben Ruben Ibarra bir de azarladık yani böyle güleşli yüzlü bir insan. Hani Portekizler de biraz şey olur yani böyle sıcak insanlar olur. Zaten sıcak bir iklim. Ama gör ki gerçek hayatta hocam gerçekten çok şey yani böyle çok sıcak. Yani yüzü hep gülüyor. Hani o kırmızı kartı yiyen kendisi değil. Ha diyeceksin ki takım galip. Tabii hepsi unutulur onu diyor. Az önce ne dedim? Başarı her şeyi kapatır. Her şey. Ama bakın bir şey söyleyeceğim size. İnancınız olsun. Çok önemli bilgi vereceğim size. Ben mesela herkes gibi televizyonlardan izleyen bir insandım Volkan Demirel'i. Fenerbahçe'nin kalecisiyken işte şuyken buyken. Vallahi de billahi de bakın çok yakından sohbet etme şansım oldu, konuşma şansım oldu. Vallahi de billahi de altın kalpli bir adam ya. Yani dün havalanında yüzlerce kişi ya otobüs kalkacak Volkan Hoca'yı bekliyorlar. Evet. Mesela fotoğraf çekilmek için bir tanesine surat ifadesini değiştirmedi. Herkese güler yüzlü ve herkes aynı. Ve adam zaten daha önce yayıncı kuruluşa verdiği röportajda hocam şunu söylemiş. Yani beni kim görüyorsa hani dışarıda herkes beni evine davet ediyor. Mükemmel bir şehir diyor. Yani Hatay için mükemmel bir yer diyor. Zaten Hatay yani konuksever bir şehir yani, olarak anılır her zaman. Evet bizler çok şanslı insanlarız. Bizler çok iyi insanlarız. Bakın gerçek anlamda bir de şöyle de bir şansımız var arkadaşlar. Şimdi biz artık Volkan Demirel bizim hocamız diye konuşuyoruz. Tabii. Şu an bütün İstanbul medyası Hatay Spor'u takip ediyor arkadaşlar. Hatay'ı takip ediyorlar. Yani bu bizim için yine bulunmaz bir şanstır. Yanlış mıyım hocam? Evet tabii. Yani bunun tadını çıkartalım. Gündeme oturduk. Yani. Tabii canım. Yani olumsuz şeyleri kafamızdan silelim. Tadını çıkartalım. Galibiyetimizin, güzel günlerimizin tadını çıkartalım. Bakın. Şimdi burada yazıyor arkadaşlarımız mesela. Bu hafta diyor. Mesela İsa Dikka'ya Defne'den selamlar. Bu hafta stadı hınca hınç doldurmamız gerekiyor. Evet. Yani bilet fiyatına bakmaksızın. Yolun uzaklığına bakmaksızın. İşte trafiğin bilmem nesine bakmaksızın stadı hınca hınç gerçekten doldurmamız gerekiyor. Ama hocam. Son haftalarda onu ifade etmeliyim ki taraftarların takım üzerindeki etkisi sinerjiye dönüştüğü için çok büyük bir katkı sağlıyor Hatayspor futbol takımına. Seyirci yani taraftar gruplarının potansiyeli, enerjisi futbolculara yansımış. Ama tabii ki burada birinci derecede Volkan Demirel'in hakkını inkar etmemek lazım. Yani bir de şöyle bir durum var. Mesela buradan Semih Bostancıoğlu bak İngiltere'den yazıyor sağ olsun. Demiş ki geniş kadrolara sabır gösteriliyor. Geniş kadrolu takımlara sabır gösteriliyor. Ama Hatayspor'un kadrosu kısıtlı. Bizler daha ılımlı, doğru mu hocam? Sorumluluklarının farkında olmalı. Futbolcular da hani futbolcular da içinde demiş yani. Sorumlulukların farkında olması lazım. Tabii ki burada Ruben Ribeiro'ya yine bir gönderme var. Evet haklı mı? Haklı. Biz taraftarlar olarak da şu an Hatay sporumuzun desteğe en büyük ihtiyacı olan zaman mı hocam?
Tabii. Zaman. Evet, stadı 20 bin, 20 bin dolduralım kardeşim. Yani kale arkası 20 lira mı 30 lira mı bilmiyorum. Maraton 31 liraydı galiba, öyle devam ediyor. Lütfen ve de lütfen. Ve de şunu da size söyleyeyim, bakın. Yine uyaralım sizi. Şimdi turnikeler takdir edersiniz ki çok ağır işliyor. Bilet okumuyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani bilgisayar olduğu için illaki sıkıntılar çıkar. Lütfen ve de lütfen. 2 saat, 3 saat öncesinden gidelim. Değil mi hocam? 4 saat öncesinden gidelim. Yani ayıp değil ki kardeşim. O günü, hangi gün maç? Zaten mi? Rahat pazar günü saat pazar 5'te. Pazar günü arkadaşlar lütfen. 8'de mi maç? Pazar edin? Günü 5'te, 17'de. 17'de. O niye böyle saat 5'te? Öyle almışlar. Hani Sivas maçı da 2.30'daydı. Şimdi arkadaşlar, hocama bir soru var. Gazel kardeşim demiş ki, hocam yeni futbolcumuz Kaan, beğendiniz mi Kaan'ı? Şimdi Kaan daha önceden, Gazel kardeşim teşekkür ederim, iyi akşamlar diliyorum sana. Şimdi Kaan daha önceden Hatayspor 3. Lig'de iken, ben hatırlamıyorum da, buraya gelip top oynadığını söylediler. O bilgiye sahibim. Ama ben oynadığını hatırlamıyorum. Çünkü ben o zaman İskenderun Demircilik'te hocalık yapıyordum o yıllarda. Gelmiş, işte bir oynamış, oynamamış tam net bilmiyorum. Ama geçen yıl Demirspor'un kadrosunda olduğuna göre iyi bir kumaştır diye düşünüyorum. Oyun bilgisi gayet iyi. Ofansifte bilhassa. Ama mesela şu yediğimiz golde de Sivas'ta kademe, zaten 3 golde kademe hatasından, yani hem Sivas'ın hem bizim yediğimiz gol kademe hatasından, yani defans hatalarından oluşan goller. Yani güzel bir gol görmedik. Hep şeyden, defansın hatalarından. Kaan da orada belki de, yani tam %100 demiyorum ama gene de tebrik etmek lazım. Çünkü uzun bir süredir oynamamış ve ilk kez 11'de sahaya çıkıyor ve deneyimiyle, tecrübesiyle etten duvar ördüğümüzde kendini de her zaman ön plana atmış. Mesela kaptana örnek almış. El Kabi'yi gördük. Evet. Geldi, ceza sahasının önünden hiç ayrılmadı. Şurada bir şey daha söylemek istiyorum. Futbolcuların hepsi, oynamayanlar dahil, şeyde yedek kulübesinde oturan futbolcular dahil. Evet, hepsinin inancı vardı. Yani böyle bir hava yakalamışlar, birbirine böyle sarılmışlar. Sonucu almak için ellerinin ne gerekiyorsa yaptılar. Kaan'a şey diyorum. Kaan iyi bir kumaş. Şu an Samuel olmadığı vakit bence Volkan Hoca onu her daim değerlendirecektir diye düşünüyorum ama burada tabii Volkan Hoca, yani etki etmek istemiyorum. Samuel geldiği zaman, Kubbe'den bahsediyorum. Samuel Kubbe. Evet. Artık onun şeyini hoca yapar. Yani hocam, ben... hocam gerçek anlamda evet, o bizim bildiğimiz golde çok böyle sanki futbolcuya mı koşmak istemedi? Öyle sanki orada... Ya, tamamen boş bırakılmıştı. Orada boş bırakılmıştı. Futbolcu, boş bırakılmıştı, evet. Şimdi Hanifi Dönmez bizi izliyor ve demiş ki, Volkan Demirel ismi teknik direktör olarak hanemize en az bir 15 puan yazdırır demiş. Yani en az. Bir 3 maçlık. Evet, Volkan Demirel hoca olması bizim için ama 15 puan az bir puan. En azından da az yani. Çünkü burada daha fazla alması gerekir ki bizi ligde tutsun. Değil mi hocam? Şimdi ben her fırsatta diyorum ya, 2022-23 sezonu çok çetin geçiyor. Mesela dün bana göre Konya-Ümraniye maçını izledim ben. Maç 1-1 bitecekten VAR'dan gelen bir kararla, bana göre diyorum, Ümraniye'nin beraberliğini yediler. Evet, bence yediler. Yani ama şimdi hakemler için az önce tezata düşmek istemiyorum. Hakemler iyi dedim, bak dikkat ederseniz gördüklerini çalıyorlar ama VAR sonuçları etki ediyor dedim. Evet. Oradaki VAR'daki hocalar çok önemli. Ama bir de şöyle bir şey var hocam. Tabii ki biz hakem hocalarını falan dinlerken, işte evet, televizyonda mesela Ahmet Çakar'ı, şu subus, Evan Torun'u falan. Mesela Ahmet Çakar dinlediğimizde şunu söylüyor. Mesela VAR seni uyarabilir diyor. Evet. Ama sen kendine eminsen VAR dikkat almana gerek yok. Git izlesen yine de ki VAR'a mesela, hani şunu diyebilirsin.
Kardeşim evet ben gördüm. Pozisyonu devam ettiriyorum veya gördüğümü gol verdim. Bunu devam ettirebilirsin. Mesela dün Fenerbahçe Beşiktaş, ya Beşiktaş Fenerbahçe maçında şeyin ikinci yarıda oldu bu olay. Mesela orada Valencia'nın cihaz sahasının içinde düşürülüşü. Hakem 3 metre arkadaydı. Düşürüldü. Yani çelme takıldı. Maçın geneline baktığın zaman bir iki pozisyon dışında hakem çok güzel bir maç yönetti. Bence de evet. Yani çok ben mesela bu haftaki hakemler gayet iyiydi. Bir tek Beşiktaş'ta o İsmail Deli mi? Ali neydi o İngiltere'den gelen futbolcu? Neydi? O biraz sert giriyordu futbolculara. Onun dışında yani maç temiz bir maç geçti yani. Hani iki takım arasında biri birinden daha iyi oynadı ama genelde baktığında hakemin hani yani şeylerine baktığında bir defa orada oynamaktan ziyade tempo çok üst düzeyde. Yani herkes yani, futbol oynamayı düşünüyordu. Düşünsene bunlar üst bizim düzeyde. Rakiplerimiz arkadaşlar. Evet. Şimdi biz Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuşuyor ama bunlar bizim rakiplerimiz. Şimdi bu maçı seyreden insan Hatayspor'a dönüp şük eder yani. Yanlış mıyım? Hani bunu da bilmek lazım. Ben bunu konuşurken vallahi billahi hani şimdi güldük biz ama ağlanacak halimize gülüyoruz aslında. Şimdi yok ağlanacak halimize değil. Bak Murat Bey. Onlara göre. Şöyle diyeceğim. Şimdi Hatayspor 2-1 galip geldi. Eğer Hatayspor kendi bölgesinde yani birinci alanda o etten duvarı ölmezse idi. Yani ben top oynayacağım ya işte ince iş yapacağım, hücumu da düşüneceğim falan böyle yapsaydı oradan 2-1 galip gelme şansımız yoktu. Tamamen kapanacak. Kapanacaktı, kapandı. Yemediğimize çok şükür dedik bir ama yiyebilirdik. Ama o riski Volkan Hoca göze aldı. Çünkü biz de topu taşıyacak, ileriye rakibe taşıyacak. Vardı kırmızı kart yedi. Yani var tabii onun da eksikliğini i̇şte yaşadı. Dün ne oldu? Biz kırmızı kart yiyince bizim topçularımız iki kişilik oynadı. Ve o Ruben'e ne yaptı? Belki de Ruben de onlara teşekkür etmiştir. Galibiyetlerinden dolayı atıldığı için de özür dilemiştir. Bu soyunma odasında olabilecek şeyler. Evet. Hocam şu an Adnan Kutlu, Hünkar abi ve Murat kardeşimi yayınlar ve konuşmalarınıza katılıyorum. Futbolcu Volkan Hoca kazanacak çünkü o tecrübesi sonsuzdur. Volkan Hoca bizden biridir. Artık o bir Hataylı. Evet. Az önce de yarıda kalmıştı konuşmamız. Şimdi Volkan Hoca'yı hemen kapatalım. Bir kelime daha söyleyeyim hakkında. Onu kapatacağım. Hani yayıncı kuruluşta konuşurken Hatay'ı konuştu, bizi konuştu, bizleri konuştu ve şunu söyledi. Beni dışarıda gören her bir insan beni evine davet ediyor dedi. Bakın bizlerin ne kadar sıcakkanlı, ne kadar insancıl davrandığımızı adam anlatmaya çalışıyor. Ve bu adam konuşurken de yayıncı kuruluşu dünyadaki herkes izliyor. Bilginiz olsun. Bizler şanslıyız. Bizler çok iyi insanlarız. Dünyaya medeniyet yaymış bir ilin bir her bir ferdiyiz. Doğru mu hocam? Tabii ki Hatay. Yani dünyaya medeniyetlerde yani ön planda bir şey. Bizler özel insanlarız. Yani kendi kıymetimizi bilmemiz lazım. Yani her bir birey, her bir Hatay spor taraftarı, her bir Hatay kütüğüne sahip olan her bir insan kendini özel hissetsin. Rüskullah Eftim, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Rüskullah, daha yeni mi geçiyorsun Rüskullah? Bizim biliyorsun kilisemizin papazı. Evet. Cemil Cansoy demiş ki Delali. Dün Delali Fenerbahçe maçında o biraz sert giriyordu. Ben dikkat ettim. Delali, İngiltere'den geldi. Evet. O biraz sert giriyordu. Semir Bostancıoğlu, Mehmet Hocam konumuz değil ama altyapıya yatırım yapılmıyor. Türkiye'ye geldiğimde oğlum Hatayspor Futbol Okulu'na kayıt yaptıracağım inşallah demiş. Ama altyapıya şey yapılmıyor ya demiş. Şimdi zaten altyapıyla ilgili dikkat edersen ben hiç konuşmuyorum. Hocam Gazelcur diyor ki hocam Ruben yerine kim oynar Alanya maçında? Şimdi yani belki Reyhan Abid'i düşünebilir hocam ama bak ben tekrar diyorum. Şunu Murat Bey şunu ben tekrar söylüyorum. Şimdi bizi bilmiyorum belki hocalar ve hocaların görevlendirdiği kendi asistanları, yardımcıları Volkan'ın izliyordur. Çünkü biz Hatayspor'u çok iyi etüt eden bir ekibiz. Tüm maçlarını içeride dışarıda izliyoruz. Ve söyleyeceğimiz detaylar teknik direktörler için çok önemli. Ben burada bilgimi kendime saklamıyorum. Çıkıyorum Hatayspor için doğrusu neyse onu ifade ediyorum. Dedim ki takımda Volkan Hoca'ya şunu oynat bunu oynat diye bir telkinde hiçbir yönetici bulunmasın dedim. Zaten bulunamaz da yani. Evet. Zaten izin vermez de ama
Orada arada laf da çakmasın dedim. Volkan Hoca görsün. Şimdi Ruben'in yerine burada ben de desem ki ya işte Reyhan Abid oynat ve yarın işte Kerem'in yerine Çörekçi iyileşebilir. Takım kaptanıdır yani neticede. Burada en doğru kararı Volkan verecek. Evet, eğer hoca. Biz Volkan Hoca'yı ne kadar rahat bırakırsak, ne kadar desteklersek, bak kayıtsız şartsız desteklersek, çünkü Volkan Hoca Hatay'da kabul görmüş, taraftarlarca kabul görmüş Özbalta'dan sonra. Yani büyük bir şeyle, şevkle bağırlarına basmışlar. Şimdi biz Volkan Hoca'ya, ben dahil, ben biliyorum kimi oynatması gerektiğini. Ama dese az önce ağzımdan da kaçırdım. Ama kendisi karar versin. Evet. Şu mu oynar, bu mu oynar? Neticede sorumluluk kendisinin. Ama yaptığı yeni isimler cesaret ister. Ben de zaten bunu istiyordum. Çünkü yeni aynı şeyleri yaparak maçı kazanamazdın. Mutlaka yeni isimler. Bak 3 tane mesela Bertuk gibi bir çocuğu oynattı. Santifor. Yani bu güven meselesi. Diyor ki Volkan Hoca, ben 25 kişi varsa burada herkese her an görev verebilirim diyor. Bu çok önemli. Yani hocanın adaletli olduğunu, hissettirmesi lazım. Ben hocalık yaptığım vakit şöyle demiştim. Ya ben de Hazreti Ömer'in adaleti yok. Tabii ki olamaz. O Hazreti Ömer. Ama elimden geldiğince adaletli olmaya çalışacağım. Şimdi Volkan da adaletli davrandığını hissettirmesi lazım. Daha ileri gide inandırması lazım. Ha ben kim çalışıyor, kim hak ediyor, onu sahada değerlendireceğim, ona süre vereceğim dediği an zaten herkes adaleti kabul eder. Kabul eder. Evet. Rüskullah Eftim demiş ki bulunduğum yerde internet çekmiyor. Eyvallah, tamam, kabul ettik. Ahmet İnan. 3 gün önce bir gazeteci Kerim Alıcı'nın antrenmanda sakatlandığını yazmıştı. Kim? Yani bir gazeteci, Ahmet İnan diyor bize. 3 gün önce bir gazeteci Kerim Alıcı'nın antrenmanda sakatlandığını yazmıştı. Bu nasıl bir haberciliktir? Kerim Alıcı ilk maçında taraftarın gözünü doldurdu diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz hocama demiş. Şimdi zaten herkes ben haberciyim derse, düşünün ki artık kimin taraftar olduğunu siz düşünün. Yani her bir kimseye itibar etmememiz lazım. Artık o nasıl bir haberciyse. Evet hocam, buyurun. Şimdi Kerim Alıcı için. Kerim Alıcı Göztepe'den, yani birincilikten gelmiş genç bir arkadaş. Süper Lig'de yok muydu geçen sene o hocam? Palul oynuyordu, Murat Palul oynuyordu. Palul oynuyordu, evet. Şimdi bu arkadaş demek ki bir ışık görmüş bunda. Ahmet Çörekçi'nin de sakatlanmasıyla. Tercihini Sadık'tan yana değil de Kerim'den. Alıcı'dan. Ama Kerim de öyle bir giriş yaptı ki iki tane asist yaparak Hatayspor'a iki gol kazandırdı. Ama yarınki yazımda çıkacak. Kerim'in ofansif anlamdaki girişleri, top kullanışları olumlu. Fakat çok faul yapabilen veya çok faul yapan bir yapıya sahip. Defansta iyi bir defans oyuncusu ne kadar az faul yaparsa veya faul yapmadan topa müdahale ederse tercih sebebi olabilir. Ona da dikkat etmesini tavsiye ederim. Onu zaten o tavsiyeyi ona yani Hatayspor'un teknik ekibi mutlaka söylüyordur. Hocam şimdi Erce Volkan Demirel'in kaleci olması ile çok şanslı bir aslında. Tabii ki. Hocanın da ona çok tabii büyük ki bir şans getirdi. Evet. Yani az önce söylemiştik ya, yan toplarda ben bu kadar cesaretli daha önce çıktığını görmemiştim. Şimdi ona özgüvenini pekiştirmiştir Volkan evet. Hoca. Evet. Şimdi hocam bir şey soracağım. İlk başta söylemiştim de. Yani şimdi Volkan Demirel geldi. Serkan Özbalta gitti. Yani eski hoca gitti, yeni hoca geldi. Evet. Şimdi şu an Hatayspor yine aynı sistemde mi oynuyor eski hocanın sistemiyle mi? Yoksa yok, Volkan Hoca farklı bir sistem mi? Hayır, kesinlikle eski. Farklı. Bir defa eski sistemde, az önce dedim ya sözüme başlarken, bir defa Ruben'in takım üzerindeki etkinliği tamamen ortadan kaldırılmış. Eskiden Ruben'in kontrolünde bir Hatayspor vardı. Ama şimdi Ruben ileriye yani alınmış ve bana göre Hatayspor'a baktığımızda 4-1-4-1 gibi
bir sistemle oynamış 4-1-4-1 gibi. İşte kanatlardan da Saba ile El Kavi ile santforu sürekli 2'leyecek veya 3'leyecek gibi. Yani gayet eldeki malzemeye göre, futbolcuların kalitesine göre diyelim, uyguladığı bir sistem. Bana göre de iyi uygulanmış. Benim kendi görüşüm 4-1-4-1 oynatmış. Evet, ben de öyle gördüm. Ve Onur'u oraya koymuş, merkeze koymuş. Tabii ki dedim ya, Volkan Demirel yani büyük hocalarla çalışmış. İşte buraya gelmeden de takım üzerinde belki bilgi edinmiş. Tabii ki kendisi de bu işe adamış, kendisini bu işe adamış. Futbolcular üzerinde de olumlu bir etki bırakmış. Evet. Kendine inandırmış. Ve işte bu iki birlik hikaye gerçekleşmiş diyelim. Süleyman Cemali, Mehmet Ünker hocam, Said Luiz ofansif orta saha olarak oynayabilecek özelliklere sahip mi? Takımda öyle bir oyuncumuz yok. Mustafa Diker abimiz. Kimdi o arkadaş? Süleyman Cemali. Evet, harika bir tespit yapmış. Tebrik ederim kendisini. Evet. Hemen Mustafa Diker abimiz de, hocam bence Ruben'in yerine Mehdi oynamaz mı? Mehdi zaten oynuyor. Şey ne demiş? Hayır, Mehdi zaten oynuyordu Sivas maçı kadrosunda. Evet. Hanifi Dönmez Bey de demiş ki, Sayın İlker hocam sabah sizce, sabah galiba demek sabah, istemiş. İlk 11 oyuncusu mu? Bunu merak ediyorum demiş. Ya şimdi, sondan devam edelim. İstersen baştan. Hani... Şimdi Sabah oynadığı vakit tekrar şunu ifade edeyim. Bizim takımda birebir de adam geçebilen, adam eksiltebilen tek adam diyebilirim. Bir kenarda yakaladığı zaman. Ama bu maçta arzu ettiğim form seviyesinde değildi. Aslında bu sene hep kötüydü Sabah. Niye bilmiyorum. Yani... Sonu yok. Son yok. Tamam, önceden de sonu yoktu ama birebir de çok büyük tehlike yaratıyordu. Karşı defansı dağıtıyordu. Evet. Kenarlardan sıfırdan inerek çok iyi toplar kesiyordu. Fakat bu yıl beklediğim ve arzu ettiğim Sabah'ı ben de göremedim. En kısa zamanda toplanır ama ilk 11 oyuncusu mu desen, gelen hoca baktığı vakit takıma, yani bunu tercih etmemesi için yani bir nedeni yok. Mutlaka evet. Bazen zorunlu tercihler de olabiliyor. Evet. Ahmet İnan geçen 6 haftanın aksine bu hafta toplam oynama oranının rakipte, fakat 3 puan bizde olmasını Cevdet Göç olsaydı acaba nasıl yorumlardı? Ya artık yani onlar şey yapmış, her fırsatta onları zaten... Şeyi söylüyor mu, o yardımcı antrenörü söylüyor. Evet, yardımcı değil, diplomalı olan diyor. Semir Bostancıoğlu, Volkan Hoca'nın saha kenarında bir duruşu var. 10 kişi kalmamıza rağmen kağıda not yazıp göndermedi, kenardan orkestra şefi gibi taktik veriyordu. Katılıyor musunuz hocam? Ya şimdi tabii tekrar diyorum, yani Volkan Hoca'nın bir duruşu, bir gençliği, bir ismi, bir heybeti diyelim. Evet. Bir... O heybet var, gerçekten var yani. Evet, yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu duruşuyla, bazı hocalar duruşuyla futbolcuyu etkiler, bazıları konuşmasıyla etkiler, bazıları da davranışlarıyla etkiler. Evet, evet. Yani öyle bir karar verir ki, işte Fener'in hocası, yani öyle bir karar veriyor ki, herkesin, yani herkes gibi düşünmemeli. Bak, hocalar, gerçek hocalar farklıdır. Gerçek, niye ben şimdi zor adamı idare etmek kolay değil. Şimdi Ruben idare etmek kolay değil, zor bir futbolcu. Tabii canım. Ama bunu yani yapabilecek hoca da ondan daha böyle ya duruşuyla onu etki etmeli, ya konuşmalarıyla etki etmeli, ya da davranışlarıyla yani etki edebilmeli. Bunu yaparsa zaten futbolcu evet der, hoca yani bu işi biliyor der. Evet. Evet. Selim Çıtınak, iyi yayınlar Murat Bey demiş. Bir de devamında demiş ki, yeni kan geldi, iyi oldu ama bize futbolcu da lazım demiş. Katılıyorum. Şu an tabii ki ona herkes katılıyor da, ama biz birinci devreye kadar transfer, hiçbir kulüp transfer yapamayacak mevcuduyla idare edecek. Ama şunu da size söyleyeyim. Volkan Hoca Hatayspor'a geldiği zaman gerekse Ali Koç ve gerekse Fenerbahçe Spor Kulübü bülteni yayınladı. Hem Hatayspor'u hem de Volkan Demirel'i kutladı. Yani öyle evet. Bir yazı yazdılar. Benim aldığım birinci duyum,
Bu belki iddia da olabilir ama birinci ağızdan şunu duydum ben. Volkan Hoca'ya, hani zaten Volkan Hoca biliyorsun Fenerbahçe'nin çocuğu. Evet. Ali Koç demiş ki devre arasında 3-4 topçu alabilirsin. Hani kiralık anlamında. Ama şeysiz yani, bedelsiz. Alıp hani beğendiğin topçu varsa oraya gönderelim. Hem size yardımcı olsun hem de kendini göstermiş ama olsun. Ama burada sadece kulübün göndermesiyle futbolcu transfer yapılmıyor. Karşılıklı. Hayır. Futbolcu da Hatayspor'a gelmeyi isteyecek. Tamam işte karşılıklı diyor hocam. Yani karşılıklı. Hani ben Fener Ali Koç olarak gönderdim. Git. Yok böyle yok. Bir şey. Futbolcu arzu edecek. Şu olabilir hocam. Ali Koç şunu diyebilir. Yani başkan diyebilir. Biz Ali Koç şeyinde konuşmayalım. Tekelinde konuşmayalım. Başkan şunu diyebilir. Ahmet, Hatayspor'a git. Ben senin zaten maaşını ödüyorum. Ben seni karşılıyorum. Orada git bir sene kiralık olarak oyna ya da yarım sezon neyse. Ya tabii neticede yani başkanın Ali Koç. Evet. Seni isteyen hoca Volkan. Evet. Yani futbolcu buna yok demez. Ben sadece prosedürü söyledim. Evet. Yani onların göndermesiyle olmuyor. Onu ifade etmek istedim. Doğrudur tabii hocam. Ki her iki taraf yani hem hoca hem karşılıklı. Başkan yani rıza gösterdikten sonra futbolcu da bakar. Der ki ya ben bunlarla niye kötüyüm? Gidim hem paramı alayım hem de oyun oynayayım der. Evet. Ahmet İnan bu hafta geçen haftalara nazaran futbolcularda bir istek, bir hırs vardı. Evet. Kazanma evet. arzusu vardı. Deyim yerindeyse Volkan Hoca'nın gelişiyle takımın yüzüne kan gelmiş. Hocam. Doğrudur. Evet. Gazelcur hocam Erzurum kampı kuvvet idmanı hiçbir şey yapılmamış. Futbolcularımız için bu durumda futbolcular iyi bir şekilde kamp yapmadı. Bazı futbolcularımız daha yeni yeni kendine geliyor. Şimdi ben onu şöyle değerlendirebilirim. Zaten Hatayspor'un yani ilk 10 günü heva oldu. Onu ifade etmiştim. Evet, evet. Yani şimdi hocaların futbolcuyu çalıştırmıyor, çalıştıramamış demem haksızlık olur. Giden hocanın da ekibi bu işi biliyordu. Yapmaları gerekenleri yapmıştır. Her türlü kuvvet, devamlılık çalışmalarını, kondimen çalışmalarını yapmışlardır. Performans geliştirici hocaları vardır. Bunlar Türkiye'de standarttır. Mutlaka yapmışlardır. Ama belki işte dediğim gibi toplu halde çalıştırma imkanı bulamamıştır. Yani giden hocaya da haksızlık yapmayalım. Evet. Şimdi Mustafa Akyüz, kusura bakma hocam demiş, geç kaldım, selamun aleyküm. Geç kaldın çünkü güzel bir program akıyor. Son 3 dakikamız, 5 dakikamız. Neyse artık yapacak bir şey yok. Cezayı yazdık. Yani cezayı yazdık. Hocam şimdi şöyle bir şey diyelim o zaman. Yani çok güzel, bak çok güzel bir hafta geçirdik. Yani hafta tabii. sonu geçirdik. 3 puanla. 3 puanla güzel bir Hatay Spor galibiyeti geçirdik. Ben geçen hafta burada, Gazel kardeşim buradaydı. Dedim ki iddia ettim. Dedim ki biz bu hafta yenilmeyeceğiz. Benim bir arkadaşım var. Bir markette kendisi müdür, yönetici. Oturduk. Ben Fenerbahçe, Hatay Sporluyum. O Beşiktaş Hatay Sporlu. Bir arkadaşımız daha vardı muhasebede. O da Galatasaray Hatay Sporlu. Yani işte her birimizin ikişer takım var. Siz de Fenerbahçelisiniz, Hatay Sporlusunuz. Şimdi oturduk. Herkesin şeyi vardı. Hatay Spor'un alacağı puanlar. Ben de sıra dedim ki Sivas'ta yenilmez. Yani 3 puan. Arkadaşım olan ben dedi puan vermiyorum. O bir arkadaş dedi ki 1 puan veriyorum. Yani beraber diğeri yenilecek, ben galibim. Şimdi baktığımızda en yüksek puanları veren bendim. Şimdi ben 1'de 1'im. Şimdi 3 maç sonra her birimizin aldığımız puanlar çıkacak ortaya. Doğru mu hocam? Evet. Ben de şunu söyleyeceğim. Şimdi bizi izliyordur muhtemelen. İzliyorlardır muhtemelen. Ben de şunu diyeceğim. 3 maç sonra benim dediğim çıkarsa demek ki futbolu ben biliyormuşum. Ben olaya nereden şimdi geçeceğim? Ben olaya şey olarak bakmıyorum. Hani duygusal olarak bakmıyorum. Şimdi Volkan Hoca Beşiktaşlı da olabilirdi. Galatasaraylı da olabilirdi. Ama Volkan Demirel'i şu an Hatay'da Hatay Spor olup da diğer takım tutanı yok mu? Takımlar tutanı yok mu? Tabii, herkes. Ben de bir Fenerbahçeliyim kardeşim, inkar etmiyorum. Yani kanım aksın Hatay Spor, Fenerbahçe. Ben Fenerbahçeliydim. Tabii ki şimdi Hatay Sporluyuz. Şimdi Volkan Demirel Galatasaraylı olabilirdi. Trabzonsporlu olabilirdi. Beşiktaşlı olabilirdi. Şimdi
Başka böyle hani takımı tutan arkadaşlarım var. Olaya işte Volkan Demirel ne yapabilir ki? Kardeşim olaya öyle bakmayın. Volkan Demirel diyorsunuz. Volkan Demirel başıboş bir adam değil. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın şimdi güzel yazılar geliyor bize. Arkadaşlar bakın. İnancınız olsun. Sportif direktör olarak şu an Hünkar Hocam da gitse Hatayspor'a çok farklı olur. Yani bunu lütfen. Çünkü bakın şimdi Volkan Demirel'in pro lisans diploması yok. Var var. Aldı. Aldı mı? Evet aldı. Almış. Yani yoktu. Almış. Evet. Hayırlısı olsun. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu insanlar eskiden hani olan olumsuzluklar yok artık. Şimdi her türlü şeye sahipler. Teknolojiye evet. Sahipler değil mi hocam? Tabii tabii. Yani bir hocanın 8 sene yardımcısı vardı. Önceden hocam kaç tane yardımcınız vardı? 1 veya 2. Doğru mu? Tabii. İdmanı da siz yaptırdınız, evet. Komisyonu da siz yüklerdiniz evet. Ama şimdi öyle değil kardeşim. Bir de parayı da biz bulurduk. Yani arkadaşlar öyle değil işte. Şimdi günümüz teknoloji devrindeyiz. Bir de bu adamın sporculuk hayatı da çok üst düzeydeydi. Yani düşünsenize ben şunu söyleyeyim. Bu adam milli takımdan kesilene kadar bu adam milli takım formasını kimseye vermezdi. Yanlış mıyım hocam? Evet. Düşünsenize bakın 10 günlük bir boşlukta Erce kardeşler lütfen benimle aynı fikirde olmayanlar yani kalecimiz için söylüyorum ha şu an Erce kardeşler için söylüyorum. Şu 10 günlükte değişim yaşamış mı yaşamamış mı? Bence yaşamış diyorum. Tabii canım bu tartışılmaz. Benimle aynı fikirde yani. Olmayanlar lütfen yazsın. Fakat şimdi, Murat şimdi sen o kadar anlattın ki yani Volkan Hoca şu an yani Antakya'da mı Hatay'da kabul görmüş. Evet evet Türkiye'de her, kabul görmüş. Her takımın taraftarlarınca da yani bir Antakya'da yaşayan, Hatay'da yaşayan Galatasaray'sı, Beşiktaş Trabzonlusu tarafından kabul görmüş, desteklenen, kucaklanan bir teknik adam. Benim görüşüm evet. Öyle yani. Şimdi güzel şeyler var. Şurada yaz iki dakikada okuyayım ben size. Canet Maptunoğlu Eftim. Evet. İnşallah her maçın sonunda bol puanla döneriz. Eyvallah. Mustafa Boz iyi yayınlar, iyi akşamlar. Bir iki hafta içinde daha iyi duruma geliriz diye düşünüyorum. Volkan Hoca'ya da ligde kalırız biz demiş. Eyvallah güzel dilekler için. Gazelcur son dakika. Hatay Büyükşehir Belediyesi 15 ilçe ve Antakya'da otobüs konusunda sıkıntı olmayacaktır. Herkes stadyumu bekliyoruz. Yani son dakika bilgisi. Büyükşehir güzel. Belediye Başkanı demiş ki 15 ilçeyle birlikte Hatay Spor'a otobüsle ilgili bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Bilgisi olsun bütün Hatay'ımızın. Antakya değil Hatay'ımızın bilgisi olsun. Canet Maptunoğlu Eftim. Selamlar Mehmet Hünkaroğlu ve Murat Dora Bey. Bizden de selamlar olsun. Mustafa Kuyus, tabii ki yaşadı hocam. Şimdi hocam, programımızı doldurduk, saatimizi bir iki dakika geçtik. Son sözlerinizi varsa kapanışla birlikte alalım. Şimdi tabii ki Hatayspor yeni bir hoca dedi ya, bir resetleyelim, yeni bir format, yeni bir şey açalım. Ve bunun semeresini de aldı 3 puan olarak. Evet. Yani ben diyebileceğim şu, hocamıza, futbolcularımıza taraftar olarak en üst düzeyde moral motivasyonunu güçlendirecek şekilde enerji akıtın. Biz de bir spor adamı olarak burada Hatayspor'u yorumlayan eski bir Hatayspor'un hocası ve futbolcusu olarak elimizden geldiğince bence ben de istiyorum. Hatayspor başarılı olsun. Bize düşen görev neyse de işte burada bizim tenkitlerimiz, analizlerimiz evet, neyse de onu yapmaya devam edeceğiz. Ben bu galibiyetlerin devam etmesini temenni ediyorum. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili izleyiciler. Güzel bir saat programımızın böyle yine sonuna geldik ama şimdi yine özel bilgiler vardı. Başlık ben atayım size de. Ondan sonra da bu hafta özellikle taraftarlara, özellikle Filiz Züreyt'imiz, evet. İyi akşamlar Hatayspor'umuzun daha iyi olacağına inanıyorum. Selamlar, saygılar. Bize de selamlar olsun Filiz Hanım. Şimdi öncelikle taraftarlarımıza iş düşüyor. Lütfen bu saatten sonra stadımızı dolduralım. Buradaki maçları kapalı gişe oynayalım. Sizlerden istirhamımız, sizlerden ricamız. Yani şimdi bahane bulacağımız bir şey yok hocam. Evet tabii ki. Saatten doğru, sonra evet. Artık bahane bulacağımız bir şeyimiz yok. Hatayspor'umuz düşmesin arkadaşlar, düşmesin. Üstümüze düşen ne? Stadımızı doldurmak. Hep beraber orada olacağız. Hep beraber. İkinci bir şey daha söyleyeyim. İkinci bir husus daha söyleyeyim size. Üst maraton açılacak. Onun bilgisini söylemiştik ama yine söyleyelim. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hatayspor'umuzun onursal başkanı,
Üst tarafın açılacağını söylemiş. Bütün taraftarlar gruplarında bekliyoruz. Üst. Maraton üsttür. Efendim söyleyeyim. Onun dışında yine çok güzel program oldu. Bugün programı açarken de söylemiştik. İyi açtık. Güzel açtık. Güler yüzle açtık. Gazeteci arkadaşım beni uyarıyor. 31 lira bilet fiyatları. 31 lira. Yani para değil. Süper Lig'de oynayan bir takım için 31 lira para değil arkadaşlar. Yani olana 500 lira para değil, olmayana 31 lira para ama lütfen 31 lira para değil. Şimdi bize o güzel gönlünüze yer verdiniz. Evinizde, arabanızda, telefonunuzda bizi izlediniz. Sizlere sonsuz teşekkürler ediyoruz. Her pazartesi, haftaya pazartesi tekrar birlikte görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.